Sevecik 9. sınıf öğrencilerim, Coğrafya Enkodları Okulu'na, YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. 9. sınıfa geçtiniz, nasıl çalışacaksınız? İşte bu videoda bunu konuşacağız. Sene içerisinde 9. sınıflar için neler yapacağımızı, coğrafya için neler yapacağımızı da konuşacağız ama öncesinde 9. sınıfa geçtin, nasıl ders çalışman gerekiyor? Sadece coğrafya için değil, diğer dersler için nasıl bir yol haritası izlemen lazım? Sana bir taktik vereceğim. Lisen çok iyi geçecek. Lisede bu taktiği yapmazsan lise hayatın büyük bir ihtimalle bütün öğrenciler gibi geçecek. Hangi taktik hocam bu? Sınıfa hazırlıklı gitmen lazım. Sınıfa hazırlıklı giden bir öğrenci kazanır. Bütün başarılı olan öğrencilerin temelinde bu yatar. Ne demek hocam sınıfa hazırlıklı gitmek? Bakın gençler, siz sınıfa ilk defa gittiğiniz zaman, sınıfa gittiğinizde ilk defa bir konuyu öğreneceksiniz ya, hangi ders olduğunun bir önemi yok. Bir konuyu ilk defa öğrenirken öğrenemezsiniz. O konu hakkında bir bilgi birikiminiz olması lazım ki öğretmenle beraber çalışırken otursun konu tamamen en ince ayrıntılarına kadar. Siz konuyu ilk defa öğretmenle beraber dinlemeye kalkarsanız büyük bir ihtimalle orada başarı sağlayamayacaksınız. Çünkü sonrasında tekrar da etmiyorsunuz siz. Böylece konular unutulup gidiyor. Şu taktiği uygulayan lisede çok ciddi başarı yakalar. Öğretmenlerinin gözüne girer. Sınıfa hazırlıklı gideceksin derse. Yani derste öğrenip sonra çalışma değil. Sınıfa ders çalışmış olarak gideceksin. YouTube'da ücretsiz dünya kadar kanal, dünya kadar video var. Bugün ne öğreneceksin? Coğrafyadan bir örnek verelim. Doğa ve insan öğreneceksin değil mi? Otur, doğa ve insanı öğren videodan, sonra sınıfa öyle git. Bu sana ne sağlayacak biliyor musun? 1. Sınıfta öğretmen anlatırken sen onları bildiğin için daha derinlemesine öğrenebileceksin. Çünkü sen konuyu biliyorsun, öğretmeninle beraber daha en ince ayrıntısına kadar öğrenip öğretmenine soru sorma imkanın da olacak. Konuyu iyice pekiştireceksin. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Konuyu öğretmen anlatırken sen bildiğin için sürekli derse katılacaksın. Çünkü sınıftaki kimse bunu yapmayacak ve öğretmenin gözüne gireceksin. Yazılıyı mazılıyı geç, öğretmenin gözüne giren sınıftaki parlayan yıldız olacaksın ve otomatik olarak sözün yüz olacak. Bütün bunları da bir kenara koydum. Sen şimdi videoda öğrendin, sonra sınıfa hazır gittin ya, sınıfta da öğretmeninle iyice bunu pekiştirdin, tekrar etmiş oldun, derinlemesine öğrendin. Yazılı zamanı geldiğinde sen konuyu biliyor olacaksın. Sıfırdan yazılıyı hazırlanıyormuş gibi olmayacaksın. Sadece bir genel tekrarla beraber yazılıya hazırlanabileceksin. Ve yazılıya çok fazla hazırlanmak için de zaman kaybı yaşamayacaksın. Yazılıdan da büyük bir ihtimalle hiç çalışmasan bile 70 üstü bir not alacaksın. Ne yaptın? Yazılıyı yüksek yaptın. Sınıfta öğretmeninin gözüne girdin. Sözlü notlarını 100 yaptın. Başarılı bir öğrenci oldun. Bunu yapan bir 9. sınıf öğrencisi, bütün derslerde bunu yapan 9. sınıf öğrencisi sınıfın yıldızı olur, öğretmenlerin yıldızı olur. Başarıyı getiren en temel faktör sınıfa, derse hazırlanmaktır. Gitmektir. Sana en büyük tavsiyem bu. 9. sınıfta, diğer sınıflarda da başarıyı getiren şey budur. Derse hazırlıklı gideceksin. Peki hocam, derse nasıl hazırlıklı gidebiliriz? Size bunu hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Gelin. Geldim bakın şimdi. Benim kanalıma girdiğinizde YouTube'da ücretsiz dünya kadar video var. Bakın burada Z takımı Paraf ve Kara Akademi yazarlarımız var bizim. Kanallar kısmına tıkladım. Bakın burada bütün öğretmenlerimiz var. Biyolojicisi var, fizikçi var. Hepsinden ikişer tane var. Fizik Finito'dan, bakın fizik var. Fizik Finito var. Nerede hocam? En baştaki hocam. En başta da fizik var. Mesela bakın iki tane fizik kanalımız var. Kimya, Kimya Adası. İki tane kimya kanalımız var. Matematik, Bıyıklı Matematik, Mert Hoca. İki tane matematik kanalımız var. Geometri, Kenan Kara. Merkez Etiyat Geometri. İki tane geometri kanalımız var. Türkçe'de Türkçenin Matematiği. Paragrafı Sevdiren Hoca. İki tane Türkçe kanalımız var. Paragrafı Sevdiren Hoca eklemeyi unutmuşum buraya. Ekleyeceğim onu. Matematikte SML Hoca var yine. Özür dilerim. Bir kere Semel Hoca'dan. Semel Hoca var. Felsefe Atölyesi var. Tarihin Abesi var. Aradığınız bütün kanallar var. Sadece bu kanallar da değil. Bunlar benim arkadaşlarım olduğu için. Aynı zamanda kampları olduğu için, bildiğim için kamplarını da öneriyorum size. Bunun dışında YouTube'da çok daha değerli kanallar da var. Bizden de çok değerli kanallar var. Gidip rahatlıkla bulup onlardan da takip et. Onları izle. Sınıfa hazır git. Sınıfa hazır giden kazanır. Bir de coğrafya için ne yapabilirsiniz bunu göstereyim size. Kendimden telif yiyeceğim ya. Coğrafya için nasıl ilerleyeceğiz? Tamam, bütün dersler için nasıl ilerleyeceğinizi gördük. Coğrafya için ilerlemenin yöntemi şu şekilde. Şimdi ben size 19 günde 9. sınıf coğrafya kampı yaptım, bitti. TYT coğrafya kampını yaparken ben onu öyle bir ayarladım ki yarısına kadar geldiğinde 9. sınıf coğrafya kampıydı, sırayla yaptım. 9. sınıf coğrafya kampımıza bakın. 3 hafta önce başlamışız. 120 bin izlenmeye çıkmış doğa ve insan konusu. Bakın burada 18 günde bütün coğrafya konularını bitirebilirsiniz. Kampınız hazır, yani bu seneki kampınız hazır. Buradaki ders kitabımızda şu kitap. Bu kitabı
kitabı kullanıyoruz gençler. Üzerine TYT yazdığına bakmayın. 9. sınıf 10. sınıf kitabımızdır bu. Biz bunu bir alıyoruz. 9. sınıfta da kullanıyoruz. Çünkü ben bunu ayarlarken MEP müfredatına göre ayarladım. 9. sınıf başta, 10. sınıfta ondan sonra geliyor. Yani 9. sınıfta bunu alacaksın şimdi. 9. sınıfta bunu kullanacağız. Sonra 10. sınıf kısmına geçiyorsun. 10. sınıfta da yine bunu kullanacağız. Sonra TYT öğrencisi olacaksın 12. sınıfta. 12. sınıfta da bunu kullanacağız. Yani bu üçü bir arada bir kitap. Bunu bir tekte alıyorsun. 3 sene kitap almaktan kurtuluyorsun. Gelelim diğer kısma. Bakın 19 günde TYT coğrafya kampımız var. 18 günde bu aslında. 19 gün giriş videosu. Bu giriş videosuyla beraber 19 gün. 18 günde bütün konuları bitirebiliyorsun. Sana tavsiyem bunu izle, sınıfa öyle git. Şimdi bundan önce ama yapman gereken, sen 9. sınıfsın, bir şey var. 9. sınıflara bütün coğrafyaya başlamadan önce, coğrafyaya başlamadan önce bitirmen gereken dünya haritaları kampımız var bizim. 2-3 günde bitirirsin. 7-8 video var burada. Bakın 1 milyona yaklaşmış. 10 ay önce atmışım. 921 bin izlenme yakalamış. 1 milyona yaklaşmış. Niye hocam? Bu kadar önemli mi bu dünya haritaları? Gençler, matematiği öğrenmeye gittiğiniz zaman, şöyle geleyim, direkt gözünüze bakayım. Matematiği öğrenmeye gittiğiniz zaman, matematiğe başlarken nereden başlıyorsunuz? Çarpım tablosundan başlıyorsunuz değil mi? Peki çarpım tablosunu size sınıfta öğretiyorlar mı? Hayır. Hazır bir şekilde gitmen gerekiyor değil mi? Coğrafyada da bizim çarpım tablomuz dünya haritalarıdır. Dünya haritalarını bilirsen derste çok hızlı bir şekilde öğretmenin sana söylediği yerleri anlarsın. Konuyu anlatırken, konu bağımsız bile olsa buradaki dünya haritalarını bilmen lazım. Çünkü öğretmen sana dünyadan bir örnek verecek, ülke verecek, dağ verecek ama sen onları bilmiyorsun. Ne oluyor bu sefer? Havada kalıyor. Havada kalınca da konuyu anlayamıyorsun. Dünya haritalarını bilirsen coğrafyaya aşık olursun. Coğrafya çalışmak için içinde çok ciddi bir heves olur. Dünya haritalarını hızlı bir şekilde bitirmen lazım. Dünya haritaları sana coğrafya aşkı kazandıracak. İlk yapman gereken şey demek ki coğrafyada ne? Dünya haritalarını 2-3 günde bitirmen. Sonra da sınıfa giderken tek tek, orada kampınız hazır zaten, kampla beraber sınıfa hazır bir şekilde gitmek. Sadece benim değil, bütün hocaların kampını da bu şekilde takip edebilirsin. Sene içerisinde ne yapacağız sizinle beraber? Sene içerisinde gençler size çok güzel çalışmalarım olacak. Şimdi konu anlatımımız var mı? Var. Peki yazılıya nasıl hazırlanacağız? Sizin için çok uygun fiyata, 89 liraya galiba, 89 ya da 99 liraya çıkacak. Eylül ayında pekiştireç diye bir kitabımız çıkacak. İçerisinde pekiştirme etkinlikleri olacak. Çengel bulmacalar, doğru yanlışlar, boşluk doldurmalar, bunun dışında testler. Yani öğretmeninin konuyu öğrendiğinde pekiştirebileceği, sizinle beraber pekiştirme etkinlikleri olacak. Soru çözümleri, sorular olacak. Soru bankası gibi, hem pekiştirme kitabı, etkinlik kitabı, hem soru bankası, içerisinde sorular olacak. Sorularla pekiştireceğiz. Hem de yazılı örnekleri olacak. Üçü bir arada bir kitap çıkartıyorum. Size çok da uygun, 89-99 liraya. Ne yapacağız biliyor musunuz? Yazılılar yaklaşmaya başladığı zaman pekiştirme etkinlikleri üzerinden size genel tekrar yapacağım. Yazılı hazırlık genel tekrar yapacağım sene içerisinde. Test sorularını çözeceğiz. Test soruları üzerinden yazılıya hazırlık genel tekrar olacak. Ve en son yazılı örnekleri var orada. Yazılı örneklerini çözüp yazılıya tamamıyla baştan sona hazırlayacağım seni. Sene içerisinde de böyle bir çalışma yapacağım, size aklınızda bulunsun. Pekiştirme kitabımız, ismi de pekiştireç olacak. Pekiştireç kitabımız da Eylül ayında çıkacak. Seviliyorsunuz. İnşallah lise hayatınız çok güzel geçer. Size verdiğim tavsiyeye uyarsanız lise sizin için çok kolay olacak. Öğretmenlerinizin gözde öğrencisi olacaksınız. Evet gençler, seviliyorsunuz. Kamp videolarında, sene içerisindeki pekiştirme videolarımızda, yazılı hazırlık videolarımızda, genel tekrarlarımızda görüşmek üzere.